Dostlar, şimdi gelelim sizin sabahtan beri sorduğunuz mevzulara. Ay. Şimdi nereden başlayalım? Dostlarım, hatırlar mısınız? Ben bir tane videoda, anılım videosuydu herhalde. Bir tane ihale açtım. İhaleyi hatırlayan var mı? 100.000 TL ihalesi. 100.000 TL. Bakın, o zaman açtığım ihaleyi tekrarlıyorum. Tamam mı? Bunu herhangi bir kişiye cevap ya da bundan sonraki geleceklere cevap şöyle böyle diye düşünmeyin. Bu sadece bir ihale. 100.000 TL. Evet. 45 dakika amacım var. İyi, 45 dakika çıkarız. Arkadaşlar, 100.000 TL masada para var. Tamam mı? Eğer ki ben geçen sene benim adıma 1099 formu, yani 1099 şey formudur, resmi tax formudur. Resmi bir 1099 formu gösteremezsem 100.000 TL para vereceğim. Bu kişi istediğiniz kişi olabilir. Tamam, ben bunun teklifi Anıl'a yapmıştım zamanında. Şu an bize sallayanlar da olabilir. Gelecekte bana sallayacaklar da olabilir. Amerika'ya gelip Work and Travel'la kalıp belli bir süre sonra para yaptıktan sonra biraz da şuna sallayayım derse birisi, ona gönderirsiniz. Yenilerden bahsediyorum. Gönderirsiniz arkadaşlar. 100 bin Türk lirası. Belge bende. Belge orada. Belgeyi şimdi göstermeyeceğim size. Bakın şunlar mesela pay stub'lar. Bu şekilde belge elimde. 100 bin Türk lirası. Yanlış kameraya mı bakıyorum? Pardon, şu kamera kafamı karıştırıyor ya. 100 bin Türk lirası arkadaşlar. Ben de dostlarım, bu kanalda her şeyi görebilirsiniz. Bak, 31 31 gördünüz. Gay hikayesi gördünüz. Godoşları gördünüz. Benim eşim şöyle yapar, böyle yapar. Benim eşim sevişsin falan diyenler oldu. Benim kızım sevişebilir diyenler oldu. Arkadaşının kız arkadaşına kayanlar oldu. Bu kanalda her şey var arkadaşlar. Her şey var. Adamlık da gördünüz ama yalan yok. Şimdi kaldı ki şöyle bir şey söyleyeceğim. Bir satış daha geldi bak. Bu ay gider rekoru kıracağım ya. Kesin. Teklif burada arkadaşlar. Teklifi istediğiniz herkese gönderebilirsiniz. Herkese gönderebilirsiniz. 100 bin Türk lirası. Teklifi eğer ki herhangi bir kişi, mesela TikTok'ta geçen bir tane çocuk bana sallamış. Of. Neymiş, ben siyasetten anlamıyormuşum. Örnek veriyorum. Yine TikTok'ta bir tane Almancı bana sallamış. Neymiş, Amerika'da kurul düzenim varmış, o yüzden seviyormuşum, yoksa Türkiye'de yaşarmışım. Bak, bunlara ben hiç cevap vermedim. Ama eğer ki ortada bir ihale varsa 100.000 TL ihale bu. Ve parasını cebinize girecek. Bak, şu yayında şu anda 828 kişi var arkadaşlar. 100.000 TL'yi bu 828 kişinin alması demek kişi başı 100 TL demek. Garanti para. Garanti. Derseniz ki abi herkese verme, 10 kişiden biri kazansın, aranızdan 100 kişiye 1.000 TL demek. O yüzden benim 400.000 TL ödediğim, yaptığım ciro, yalnız kar değil. 50 defa söyledim, ciro. Kağıt orada. 1099 diyor. Benim adım yazıyor. Tax yazıyor. Amerika Tax Purposes. IRS yani. Taşşaklı bir kurum. IRS için şey bu, kurulmuş. Onun dışında dostlarım, benden size tavsiye, bir şeyler öğrendiğiniz herkesi takip edin. Bakın, herkesi takip edin. Şöyle düşünmeyin sakın. İşte bu kişi buna salladı. İşte Oğuzhan buna salladı. Bu buna salladı. Ondan sonra Enes Batur Orkun'a sallıyor. İşte Oğuzhan Uğur şunla kavgalı. Jahre'in bilmem VTC'ni. Arkadaşlar, bunları sizi ilgilendirmesin. Bunlar sizi ilgilendirmesin.
Burada herkesin amacı kanalını, kitlesini büyütmek. Bak tekrar söylüyorum. Buradaki herkesin amacı kanalını ve kitlesini büyütmek. Bununla alakalı çok güzel. Bak Halil İbrahim Göker çok güzel bir şey yapmış. Şarkı çıkarmış. Dur bakalım. Hangisiydi ama dur bakayım. Posta mıydı ya? Timsah herhalde bu şarkı olması lazım. Bakın aynen. Bu sahneyi gördünüz değil mi? Adamın gayet çok güzeldi. İyi vücudu var. Bu yanda kardeşimiz de iyi. Bu kardeşimiz de iyi. Şimdi. Ulan dislike atmışız adama. Bakın. Burada böyle hareketler yaptığı için Ben Fero'ya geleyim şimdi. Ben Fero 3 2 1. Ben Fero'nun bu klibine benzetildi. Tamam mı şarkı? Ben Fero'ya bakın o da çıplak. Koşarız ileri gele dur. Yakala treni peronu. Adamım adamı like tanıdı adamımı dıdı dıdı dı Fero bu. Yes. Bro merhaba sana bu müzik. Kapa sapa şimdi. Dostlarım. Olay şu. İyi dinleyin burayı. Halil bu kadar tepki geldikten sonra ne dedi biliyor musunuz? Arkadaşlar dedi. Hepimiz YouTuber'ız. Hepimiz kanalımıza sirkülasyon kazandırmak istiyoruz. Olay bu. Olay bu arkadaşlar. Yani onun klibini kopyaladı, bunun şeyini kopyaladı, benim Sedat Peker serim kopyalandı. Yani ya da ben Sedat Peker'den aldım. Yani her şeyi burada görebilirsiniz. Ama benden size tavsiye dostlarım benden size tavsiye kimden ne alıyorsanız birisi bana mı salladı? Ondan bir şey mi öğreniyorsun? Takip et. Ben birine mi salladım? Benden veya benim salladığım kişiden bir şey mi öğreniyorsun? Takip et. Burada mühim olan benim yani olaylara biraz benci yaklaşmanız lazım. Yani böyle gidip de mesela yorumlarda atıyorum beni savunmayı ya da başka fanı olduğunuz insanlar varsa ki ben fan kelimesi sevmem. Onu savunmayı falan yapmayın. Burada mesele siz. Sizin ne aldığınız, sizin cebiniz. İşinize bakın aynen öyle işinize bakın abi. Ben bak ben Serhat Peker serisi yaptım. Benim izlenmem ayda 2 milyona kadar çıktı. En çok izlenen Türk YouTuber ben oldum o sırada. İlkay abi vardı İlkay Zaman. Onunla beraberdik. Hatta şu an bakalım durumlar ne? İlkay abi en çok izlenen herhalde hala. Dur bakalım. İlkay Zaman neydi onun ismi? Social Blade. En eski olduğu için, en eski videoları falan çektiği için arkadaşlar gel girsen oğlum niye girmiyorsun ya? Bakın 2,2 milyon. Benimki de buna yaklaşmış. Benim şu an 1 milyon arkadaşlar izlenmem. Benimki de buna yaklaşmıştı. Geçen hatta mail aldım. Dur bakayım göstereyim ne kadarmış. Streamlabs nerede? Sadece kamera. Geçen mail aldım. Bromer Habasan'a bu müzik kapa sapa seski sus madafaka. Dostlarım bakın. Bu 1,4 şey yani sadece Temmuz ayı. Ben son 30 güne baktığımda 2 milyon olmuştum bir ara. Arkadaşlar laptoplu gezgin. Kanalınızın geçen ayki performansı ilgili veriler hazır. 8.000 yeni abone, 1,4 milyon izlenme, 9 milyon izlenme süresi. Şimdi dostlarım ben nasıl bu artış yaptım? Şu anda mesela 900 bin. Bakalım şu anki kaçmış. Dur bakalım. Bakın.
Laptoplu gezgin. Kaan Az Geçer Bayram Hazırlığı 8200 bin, 943 bin. Yani orada, pardon, göremiyor musunuz? Alın. Yani arkadaşlar orada bir sıçrama yaşandı değil mi? Bu sıçramayı yaşadım. Arkadaşlar birilerine sallayarak, yalanlarını ortaya çıkartarak falan, ne adını ne koyarsanız koyun. Bu bana yaradı. Kanalımın toplam izlenme süresi ne kadar? Bakalım hemen. Şu an ekranı görüyor musunuz? Gençler ve genç kalanlar. Ekranı göremiyorsunuz. Alın. Arkadaşlar ne demişim? Yo, bir oku bakayım. 16, 17, 18 yazlarında Work and Travel ile Amerika'da bulundum. Housekeeping, barback, garsonluk başta olmak üzere birçok iş yaptım. Sıfır seviyesinde İngilizceyle gelip advanced seviyesinde döndüm. Hiç yalan yok buraya kadar. Work and Travel bana kattı İngilizce ile Erasmus sınavında fakülte birincisi oldum. Oldum. İspanya'da Erasmus yaptım. Yaptım. Videoları görüyorsunuz. Günlük anlaşabilecek kadar İspanyolca öğrendim. Ki bunun videosu gelecek. İspanyolcamı göreceksiniz. 2018 yılı sonunda Amerika'ya yerleştim. Kendi şirketimi kurdum. E-ticaret yapıyoruz. Doğru. Yapıyoruz. Bunu zaten şeyi göstermeye gerek yok arkadaşlar bunun için. Onun ismi neydi? Yani şöyle göstereyim. Görüyor musunuz? Depodayım. Zaten bir günüm nasıl geçiyor videosunu izlediyseniz orada da görmüşsünüzdür. Neler yaptığımızı. Şimdi 10-15 dakikanı ayır. Geleceğin senelerinde, bak özellikle yazmışım, kendi yağında kavurmak istiyorum diyorsan uzak dur. Çünkü burası ortalama insanların yeri değil demişim. Bir dakika, sadece main'e geçelim. Arkadaşlar toplam izlenmem de 42 milyon. 4 senede 42 milyon olmuşuz.